Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Shoty Game'e hoş geldiniz. Yeni kanal attı, yeni kanal değil lan. Abi eski kanala geçmemizle biriniz diyor ki ya Shoty videoları arttırdın, bravo diyor. Oğlum eski kanalla alakası yok. Bizim Emre'nin, Kara'nın, Siyah'ın artık ne dersiniz diyeyim 1,5 yıl sonra lan Shoty neden lan senin bu hesaplar güncellenmiyor demesiyle birlikte benim bilgisayara bakıp ve benim 1,5 yıl boyunca yaptığım mallıktan dolayı evet, tamamıyla benim hatam. Ekran kartına filan salladık, ona salladık, buna salladık ama tamamıyla benim hatamdan dolayı hesaplara ulaşamamam. Onun da nedeni ben monitörü HDMI kablosuyla değil de ne bileyim normal veya klasik şeyle bağladığım için anakarta bağlamamışım, ekran kartına bağlamamışım. O yüzden ekran kartı da iki bilgisayarda iki şeyi görüyormuş ve 45 milyon... Ne? 45 milyon mu? 45 milyon mu, milyar mı? Oğlum ben... Aha! Katagiri geldi. 45 milyon dolar. Milyon mu biliyor? Milyon. Milyon, milyon değil. 45 milyon dolar gelmiş abi. 45 milyon. İnanıyorsunuz mu? Ya bunun tabii 45 milyon... Ya en az 1 milyonu bendedir abi. Ben rerollerimle falan 45 milyonu indirmişimdir. Rahat diyorum size ya, rahat. 1 milyon benimledir. Benimdir. 1 milyon sadece benimdir. Evet, şu an gördüğünüz gibi hesaplara girdik. Gerçi benim şu an bütün hesaplarım çöp. Onları yavaş yavaş sizlerle birlikte geliştireceğiz. İşte ben bunlardan muhtemelen şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Sizlerle birlikte tekrardan yapılandırmak istiyorum. Evet, biraz aptallaştım ama olsun. Şimdi gördüğünüz gibi 761 DB'li bir hesabım var. Dandan hesabı. Bu da bir önceki samuraylardan kalan bir hesap. Hatta 777 oldu. Güzel bir rakam. 7 güzel bir rakamdır. Evet, onun haricinde ne geldi abi? Bu adamlar değişik tipleri getirdiler bize ya. Ulan Katagiri Matagiri falan getirdiler. Genzo'nun antrenörünü getirdiler. Bir tane orta saha adamı getirdiler. Yani bunlar koçlar tipleri de çok benzemiyor ama herhalde şu Vakashimazu'ya benziyor. Aynı Vakashimazu lan. Bunu Katagiri diye yutturdular. Oğlum bu Vakashimazu'nun aynısı değil mi? Ben bunu ilk başta Jito'ya benzettim ama Jito değilmiş. Vallahi... Hadi bunu kim hiç boka benzetemedim. Tamam, katılıyorum. Onu hiç boka benzetemedim ama... Gördüğünüz gibi adamlar işte festivalden sonra muhteşem bir adamlar geldi. En azından şöyle bir yapılanma olabilir. Yani bu Mikami'yi yeni gelen şu anki Espadas'la falan karşılaştırırız. Hala benim burada bir sürü şeyim var. Neyse hemen analize geçelim. Analizden sonra da muhtemelen bir sonraki videoda ben bu adamları atarım abi. Atar mıyım bilmiyorum ki, analiz etmedim. Önce kaleciye bakalım. Yeşil kaleci. Yeşil. Oha, yeşil bir kaleci var. Evet, evet. Ketçi gelmiş. Geçi gelmiş. Power özelliği artık 10K'larda, kalecilerde artık standart sayılıyor. 13.5 ve yani geçi yani çok böyle üstün değil ama galiba stat olarak, arm stat olarak belki en yüksek geçi atabilecek kalep. Forward killer. Hiç sevmediğim bir şeydir ya. Hiç sevmediğim pasiflerden bir tanesidir. AM'ler gelip orta sahalar bunu tekrardan içinden geçebilir. 500 momentumlu sevi var. Bu 500 momentumlu sev artık kaleciler 510-520'lere çıktığı için pek kullanışlı değil. Zaten bu herhalde koleksiyon kalecisi gibi bir şey yaptı. Ya bunu alıp oynatacağım. Aman Allah'ım ben neler bekleyeceğim işte. Bu benim takımı kullanacak, bunu kaleye koyunca gol yemeyecek falan diyen o kafadalar varsa geçmiş olsun. Neyse. 4 bond ve 3.5 koruma, yaklaşık 7.5 yapıyor. Yani korumaya bir ihtiyacınız varsa ikinci yarı koyabileceğiniz bir kaleci olabilir. Safe zone. Evet, penaltı sahasının dışından Genzo'nunki gibi %10 alıyormuş. Bu yine iyi. O zaman AM'lerin ceza sahasına girmesi biraz zorlaşıyor. Master catch var. Master catch her zaman catch'çi kalecilerde iyidir. Neden iyidir? Çünkü topu sektirmez, enerjisi bitmez, yakaladığı gibi bir şeyler yapar. Bir tane de spesyal skill'i bloklanmıyormuş. Bu da ne anlamı? Zaten üstlerinde skill yok lan diyor. Bir de bunu skill'lerini bloklattık mı biz bu adamın içinden geçerler filan derler ama stat olarak fena sayılmayacak bir kaleci. Tek sıkıntı bence diğerlerinden eksik kaldığı taraf momentum olarak düşük kalması. Yani keçinin momentumunun 500 olması bence birazcık böyle tık. Yani yeni Espadas geldiler, Espadas'tan da iyi yaparsak sıçarız. Ha ne yapalım? Bari momentumunu düşünelim demişler arkadaşlar. Net bir şekilde. Evet, bir hayvan. Müthiş bir hayvan geldi. Harbi hayvan abi. Harbi hayvan geldi. Yani Jito'ya benzettik ya. Jito hayvandı ya, bu da hayvana.
Gamo. Minato. DMDF abi, power'a bakar mısın? Böyle bir defans ama sürat filan hiçbir şey yok. Tackle, block, intercept hepsi çok iyi. Atak özellikleri tam bir hayvan ya. Defansif bir hayvan gelmiş. Penaltı Arena Master zaten ceza sahası içinde, bununla kimle karşılaşacaksın ama bununla da ceza sahası içerisinde karşılaştırma, eller yukarı yani, her şey biter. Tam bir hayvan. Bir bülbülü o fena değil. Diğerlerinin artık momentumu birazcık geride kalmış durumda. Strong intercept nedir abi ya? Allah aşkına bari bu kadar hayvan bir adam yaptım, bir iki tane hayvan daha koy ya. Neyse 5 veriyor, Japon oyunculara veriyor. Evet 3 tane Japon. Japon please. Vay, başka ayrım falan yapmıyor. Direkt 3 tane adam istiyor. Bravo. Adamcık hoşuma gitti yani. Auto intercept zaten bunlar da çok güzel. Ama auto intercept ben blok, auto intercept sadece ulan blok da olsaydı daha güzel olurdu. Japon oyunculara 1 veriyor bak, bu olur mu? Seedmaster %25 ya. Kenarda da oynatırsan aptal olurum diyor. Beni diyor ceza sahasında da göbek her yerde oynarım diyor lan. Spesyal 2 tanesi yani, her türlü bu adam matchup'a girerim diyor. Her türlü matchup'ta da iş yapıyor. Evet. Bence bu kaleciden daha güzel gelmiş. Yani benim gibi Japon takım kuranlara tam bir hayvan yani, şöyle defansı böyle taşıyabilecek kapasitede bir adam. Bir de Japonlara artı bir vermesi, yani bunu benim gibi Japon severler için aman Mika, aman Katagiri böyle yapma. Evet, Katagiri Legendary, efsane. Bu adam efsane. Ken Wakashimazu görünümlü bir Katagiri'yi bize kitlediler. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Katagiri'nin özellikleri filan çok iyi gözüküyor. Power'ı filan çok güçlü gözüküyor. İyi bir adam gözüküyor. Şutu da aslında fena bakarsan değil. Ama bunu o mevkide bir forvetle kıyaslama yapmak gerekir. DF ve GK Killer %20. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Şutu 480, %20 demek bu statlarının kaleye vurduğu zaman %20 ekstra fazlayla gideceği demek. Yani aslında bu 11K değil de 13.5K falan şut gibi bir şey oluyor. Bayağı yüksek şut. Abi pasifi çok güzel. Şutu tamam. Technical compact shoot. Tamam. Ama güzel 480 abi, yani ne yapsın herif ya? Oha. Vallahi hayvansın sen. %10'da catch killer, special skill block, başka stamina killer. Senin şamı. Daha ne lan? Oğlum Katagiri'ye baktık bir aptallaştık ama abi herifi ne yapmışsın oğlum sen ya? Utanmasa beni de koyacak. Utanmasa Katagiri şut vurduğu zaman kesinlikle ilk şutu gol olur. 1-0 önde başlar. Abi bu ne ya? Vallahi billahi, vallahi de billahi de tillahi de bu nedir ya? Yani bunu bir baz almak için şöyle bir şey yapayım bak. Şeylerime güvenmiyorum ama abi %30 lan. Keçilere karşı %30 ne demek abi, zaten herifin 11.5 falan şeyi var. Manyak mısın sen ya? Şimdi biz bizim şeyle bakalım. Kojiro Huyuga. Huyuga'mızın en son gelen kartına bakalım. Bizde vardı, biz oynuyorduk bu hayvanla ya. Tam bir bildiğin hayvan bu. Bu da bir hayvan, o da bir hayvan, bu da bir hayvan. 11.5 bunun şutu mesela, ondan daha iyi. Hadi fizikleri mizikleri aynı desek. Bunda tek şey var işte, max stamina artıyor. %20. Onda direkt %20, hiç etkilenmeden %20'si var. Yani bu Huyuga'dan sanki bir tık daha iyi vuracak. Bence yani şu anki Japonlarda arasında en iyi forvet bu ya. Yani Katagiri, ben bunu atacağım. Atacağız biz buna. Atmalı mıyız lan? Yorumlara bir yazın ya. Biz bunu atacağız. Garanti step olursa tadından yenmez ya. İnşallah garantidir. 5. Universal. Bilmem neler var burada. Bunları geç. Evet, garanti step. Atacağız abi. Atacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu kartlar hangisi en iyi? Bence en iyi Katagiri yapmışlar. Vallahi bravo. İkinci defans. Kaleciyi beğenmedim de. Diğerleri falan hepsi güzel. Takımı da göstereyim. Zaten yeni bir oluşuma gireceğiz. Yeni bir oluşum yapacağımız için
kesinlikle atmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bunu atarım. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.